dinler uydurma, yaratıcı yok. Hakkın dinler ve yaratıcı hakkındaki gerçekler, zor sorular. Ah shit man, izlenmeler düşmüş Nikma bro. Bir tanrının varlığı hakkında en küçük Rabbi yes sir işaret. Ah ataput Rabbi yes sir yeah. Şimdi kutsuz değil mi her şey abi? Lan ne kusursuzu? Ya zürafa diye bir hayvan var mesela. Rabbim öyle yaratmış ki gidiyor ta kafasına kadar, boynun en başına. Oradan bir tur atıyor, dönüyor ta aşağı kadar iniyor. O kadar salak ki. If God exists, he did make me an atheist, didn't he? Didn't he? Why did he do that? Kim yarattı? Diyelim ki ek. Değil mi? Hani cevap verdik diyelim. İyi, o yaratan. Abba mit Zitronen Geschmack. Nigma bir ara düzeltmişti, yine bozulmuş abi. I don't know man. Bu videoda inanın ya da inanmayın gibi bir... Abi Ekmet'e belge icra takipleri başlamış, sen ne yapacaksın? Anayasa Mahkemesi karar olumsuzken... Abi henüz ödemedim. Bakalım icra çıkacak mı, ne olacak? Merak ediyorum ben de. Görüş sergilemeyeceğim. İstediğinize inanmakta özgürsünüz ve buna kimse karışamaz. Bu videoda sadece... Bugün yüzdüm bu arada ve su buz gibiydi. Kimde olmadı. Ali abi, ablam, ben, Ayla. Yüzdük yani. Bazı kırıntıları süpüreceğiz. Arayışta olanların yoluna çıkan bazı gereksiz taşları temizleyeceğiz. İzlediğiniz ya da dinlediğiniz bazı içeriklerdeki yanlışları konuşacağız. Bölümleri ayırarak farklı birçok soruya yanıt vermeye çalıştım. Mutlaka sabırla sonuna kadar izleyin. Geçen hafta Türkiye'de ikametgahım olduğu için ödeme altyapı tarafından ban yedim. Müşteri temsilcisi Türkiye'de yaşadığımız için ödememiz geri müşterimize ödenecek, bu parayı alamazsınız dedi. Ben de uçak biletini aldım, gidiyorum Dubai'de şirket açtım. Türkiye cidden ticari bir şirketi olanlar için çok eksi bir ülke. Dilan Polatlar'ın vergi muhabbetini bizim tüm çevredekiler yapıyor ve yasal arkadaşlar. Sonuçta şirketiniz batıyor görünüyor. Batan bir şirketin de vergisi yüksek olmaz. Yani onu işte insanlar bilmiyor Türkiye'de. Oğlum yani en azından kayıt içi iş olduğu için en azından işin içinde KDV ödeniyordur, anladın mı? Yani asıl kayıt dışı. Yani benim mesela ablam daha yeni düğünü oldu. Kuaföre gitti. Kuaför şey gibi, basımhane gibi gelin basıyorlar amına koyayım kuaförde. Gelin basıyorlar. Ve orospu çocuğu önden söylüyor sana, diyor ki kredi kartıyla veya IBAN'a atmanı bile, IBAN'a bile para gönderemezsin diyor. Nakitle gel diyor. Amına kodumun oğlu. Kaçak ekonomiye bak. Ve son anda kirpik istemiş ablam. O kirpiği takmak demiş 2000 lira. Kirpiği alıyor tanesini 50 liradan. Dersimli keke, dersimli keke. Böyle bir şey yapılabilir. Böyle bir parça çıkaralım ya. Back vokalleri yaparım ben. Ben main vokali yaparım ama tenor yapmamız lazım abi. Araya da şey sıkıştırırsın Ömer abi. Ay sıkıştırırsın. Abi cidden temiz olsa belgeleri çıkarıp takır takır gösteren fabrikalarım var dedi. Ya, o iş yalan. O fabrika olayı yalan. O, kolay mı amına koyayım fabrika yapıp üretim yapmak? O fason üretim yaptırıyor. Fason üretim de ama yani ahlaksız bir şey değil. Onu niye sakladığını bilmiyorum. Şimdi ben Sakalya'ya çıkaracağım ya, gidip fabrika kurmayacağım tabii ki. Ama farklı üretim yapan yerleri dolaştım. Kendime uygun olanını, mantıklı bulduğumu, benim söylediğim doğrultusunda ürün üreten birisinden bunu ürettirip üstüne markamı basıp satacağım tabii ki yani. Bunu hani gidip de fabrika kurmayacağım. Manyak mısın amına koyayım yani? Ayda 100 tane Sakalya satacağım diye fabrika mı kurulur? Zaten hani fabrika kurulmaya geçtim. Belki evet üretimi yapabilirsin. Yani o bilgi birikimine sahibim ben. Fabrikayı kurmak alınacak bir risk değil. Hayır yani yapılır şimdi. Herkes de fabrika kuracaksın.
Herkesten de yapılabilir, yapılabilir, yapılamaz değil. Ama orada mesele prosedürler, yasal prosedürler. Anladın mı? O fabrikaya sahip olan adam yasal prosedürleri biliyor. Sağlık Bakanlığından, Ticaret Bakanlığından gerekli şeyleri alıp onu uyguluyor yani ürüne. Bu konuda know-how'u var. Anlıyor musun? Know-how. Dersimli keke, dersimli. Neyse paparadan. Abi bakın bunlarla boşuna uğraşılıyor. Geçen karının birisi benle Hazreti Yasuo karşı karşıya girdi. Şaka mı abi? Tabii ki Hazreti Yasuo diyor ya. Herhalde Hazreti Yasuo'ya 600 lira atmış, karşında 9000 lira almış diye espri yaptım. Hazreti Yasuo DM'den astastas yazmış bana. O kadar insanların sikinde değil. Dolandıracaksın abi insanları. Bu ülkede yani gidip bir şeyler üretmeye, yaratmaya ne gerek var amına koyayım? Dolandıracaksın. Çünkü yani ülkede dolandırılmaya yatkın insan çok. Kısa yoldan köşeyi döneceğim kafasıyla. Mesela, hemen mesela 74 yaşında genel başkanlar dolandırılmaya... Mesela 74 yaşında bir genel başkan tanıyoruz. Adama dediler ki sen cumhurbaşkanı olacaksın falan dediler. 40 tane vekil aldılar adamın elinden. Yani adam dolandırıldı. Ah lan. Çete bir clear atsanız arkadaşlar. Son dönemlerde... Gel. Nigma bana çakmış. Onu bir izleyelim kısa. Gel sana da açtım. Öyle şeyler görüyor ve duyuyorum. Kim kime çakmış? Artık bu... Nigma bana çakmış. Nigma eski dostum. Dalga geçme boyutuna kadar ulaştı. İnançla dalga geçilmez. Bu ne olursa olsun. Okursun, araştırmanı yaparsın, sonra... Ha ben şunu da söyleyeceğim. Türkiye'de inançla en çok şeyhler şıhlar dalga geçiyor. Dinsiz insanlar değil. Yani uzaktan baktığın zaman aslında, normal bakış açısıyla baktığın zaman inançla en çok bu şeyhler mehler dalga geçiyor. Yok yürüdüğü yer kutsalmış, yok bilmem neymiş. Kimsin lan sen? Dümdüz insansın işte. Kimsin suyun üstünde sen? Yürümüş ya. Kimsin lan sen? Kimsin sen? Mürit ters dönmüş şeyde, tekneyle. Abi asıl şirk koşanlar onlar yani. Ben anlamıyorum. Onların suyun dediklerini biz yürümüş. Söylesek, onların dediklerini ben söylesem, beni ertesi gün ters kelepçe içeri alırlar dinle dalga geçtim diye. Adam diyor ki, Allah'a diyor selam söyledi diyor, depremle diyor konuştu diyor. Depremi diyor sakinleştirdi. Hayır Challenger'dan ne istediniz? Bir de o var. Abi diyor ki adam yani bunu ben söyle şey diyor. O, hayır bir de anlatıyor ne istemişler Challenger'dan. Roket var ya Elon Musk'ın roketi. Onu biz düşürdük diyor. Civatalarını boşalttık diyor. Tabii yok diyor. Yok Challenger faciasını diyor oğlum. NASA'nın meşhur var ya. Kolombiya'dan sonraki Shuttle faciası Challenger. Ha bu kaç 40 saniyede mi düşüyordu? Doğru Musk'ın değildi o. Musk'ın değil pardon öğretmen, özür dilerim. Öğretmenliği gidiyor ya meşhur 40 saniye sonra. Doğru 40 saniyede patlıyor oyunlar. Şey diyor. Şey aynen. Diyor biz diyor civatalı hani spesifik bilgi de veremiyor ya. Civata diyor civatalarını diyor boşalttık diyor dualarımızla. Şimdi anlattığı şey doğru olsa bile bir neden? Yani bunun... Acaba şey diye mi? Kadın öğretmen gidiyor diye mi artık baş... Dine hizmet eden kısmı ne abi bunun? Yani bir neden? İki, Allah neden bu konuda size yardımcı oluyor? Yani... Ben demiyorum bu arada ha. Allah'a diyor ki şunun civataları sök diyor. Allah söküyor yani. Benim söylediğim bir şey yok. Bak içeri alınırım diye korkuyorum. Bu iddia bana ait değil ha. Tarikat şeyhine ait benlik bir şey yok ben demiyorum bunu. Biz diyor Allah'a söyledik diyor o da gitti diyor bizim için diyor. Challenger'ın civatalarını söktü diyor. Ben hiçbir şey demiyorum. Bak korkuyorum söylerken çünkü bu dinle dalga geçmektir ha. Ben dinsiz bir adamım ama bunu söylemek dinle dalga geçmektir. Dalga geçmektir bu yani. Benlik bir şey yok. Ama onlar söyleyince kafaya bir takke takınca şey oluyor bende. Bir şey var galiba. Bir challenge alamete bak Fısıbhanallah. Bir Challenger bir de Columbia zaten iki tane şey var. Apollo 1'i diyecek halleri yok. O yüzden herhalde Challenger'ı şey yapıyorlar. Hani bak uzaya gitmek istiyorlardı ama gidemediler. Falan herhalde öyle bir kafa mantıkla. Anladığım kadarıyla. Takke alacağım bir tane. İnanır ya da inanmaz. Dünya üzerinde yüzlerce farklı dini inanış var. Maymuna tapanından, uçan spagetti canavarına tapanına kadar. Ki gerçekten de böyle bir inanış var. Pastafaryanizm adında. Bunların hepsi birer inanış ve tüm bunlara bakınca bazı insanlarda bir bilinç oluşuyor. Pastafaryanizm genel olarak inanışların hepsiyle dalga geçmek için üretilmiş bir inanç biçimidir.
Aslında oradaki argüman şu. Diyor ki senin anlattığın hikaye, senin kitapta yazdığını iddia ettiğin ve Tanrı tarafından geldiğini iddia ettiğin hikayeden daha ilginç bir hikaye anlatmıyoruz. Ben de diyor uçan makarna canavarına tapıyorum diyor. Bunun gerçek olma ihtimaliyle senin semavi dininin gerçek olma ihtimali aynı. O yüzden ben senin inancını sorgulayamam, sen benim inancımı sorgulayamazsın felsefesi üzerine kurulu bir din. Pastafaryenizm. Bunu da anlatmış olalım. O kadar farklı din var ki, şimdi bunlardan hangisine inanacağız? Bir dakika, bunlara inanmak zorunda mıyım ki? Gerçekten de dünya üzeri... Davut Hoca'yla çok hoş sohbetiniz. Oğlum, Davut Hoca'yla yapılan sohbetin tümünü yayınlasalar beni yarın ters kelepçe alırlar. Çünkü ben orada gerçek fikirlerimi zincirsiz bir şekilde konuştum Davut Hoca'yla. Davut Hoca beni çok tatmin etti. Yani inancı çok sağlam olan bir insan olarak. Davut Hoca beni çok tatmin etti. Bazı konularda hemfikir olmamız falan çok hoşuma gitti. Ama o yani hepsi değil o. Efe yayınladı ama o hepsi değil konuşmamızın. Ya o şey bayağı kesilmiş kırpılmış hali. Hepsi değil o yani. Deli gibi kat var videoda. Nerede yayınlandı? Efe Aydal'ın kanalında yayınlandı. ...de birçok farklı din var ve hiçbir inanca sahip olmayan ya da arayış içinde olan insanlar için konu büyük konu. Bir çeldirici olabilir. Aslında körü körüne inanmak da doğru değildir. Bu şekilde inanan insanların birçoğu başka birinin anlattıkları ona mantıklı geldiğinde inancını kolayca değiştirebiliyor. Önemli olan neye inandığını bilmek. Doğru olana inanıp inanmadığımızı sorgulamaktır. Örneğin az önce bahsettiğim Pastafaryanizm dini 2005 yılında ortaya çıkarılmış ve tamamen parodi bir dindir. Bir tepki dinidir aslında. Günümüzdeki dinlere tepki olarak çıkartılmış da diyebiliriz. Elbette bu buna saygı duymayacağımız anlamına gelmez. İşte semavi dinlerin dışında yüzlerce farklı dinin ortaya çıkması da bu ve buna benzer şekilde oldu. İnançla dalga geçilmez demiştim. İşte bu. Bir din uydurmak aslında dinle dalga geçmenin başka bir yöntemidir. İnsanlar ortaya çıkan bu kadar din yüzünden tamamen inançsız kalabiliyor. You believe in one God, I assume? In three persons, but go ahead. Okay, so you believe, okay. But there are about 3,000 to choose from that have been, you know, people who believe in I've done some reading, yeah. Okay, you believe in, you deny... One less God than I do. You don't believe in 2,999 gods, and I don't believe in just one more. Right. Ricky Gervais bir komedyen ve kendisi bir ateist. Çıktığı bir programda karşısındaki inançlı birine diyor ki, sen bir tanrıya inanıyorsun ve 3000 tane dinden 2999 tanesini reddediyorsun. Bense senden sadece bir tane fazla dini daha reddediyorum. Yani burada hiçbir dine inanmayıp ateist olduğunu açıklıyor. Özünde kendine göre mantıklı bir bakış açısı gibi görünse de tamamıyla mantık dışı. İnsanlar zaten sadece bir yaratıcı ve onun indirdiği dine, kurallara inandığı için diğer tarafta rahat edeceğine inanıyor. İki ya da üç değil, sadece bir tane. Önemli olan da o bir tane, doğru olana inanabilmek. Peki doğru olanı nasıl bulacağız? Mesela inanmamızı sağlayan şey ne olurdu? Nasıl bir kanıt bekliyorsun bir bilim insanı? Yani nerede doğduysan ona inanıyorsun yani. Bu çok şaşan bir durum değil. İnsan olarak ne senin fikrini değiştirirdi? Dini bir inanca da sahip olmanı sağlardı. Çok basit. Mesela İsa'nın mucizelerinden bir tanesini birisi yapsa bugün aa dersin vallahi doğruymuş. Değil mi? Veya Musa gibi birisi şöyle değneğini vurup Kızıldeniz falan ayırsa. Celal Şengör bir mucize görürse yaratıcıya inanabileceğini söyledi. Yani aslında en basit yolu seçti. Halbuki bu dediğini biri çıkıp yapsa dahi inanmayacaktır çünkü insanlar özellikle günümüzde bunun teknoloji yardımıyla bir şekilde yapılabileceğini düşünecek ve yine inanmayacaktır. Bir yaratıcının var olduğuna inanabilmek için ona dair delilleri bulmak gerekir. Tanrı'nın varlığı hakkında en küçük bir işaret göremedin. Yok böyle bir şey. En ufak bir delilin olmadığı sizin göremediğinizle aynı şey değildir. Eğer araştırma yaparsanız adeta bu soruna... Ya çok özür dilerim. Ya götü boklu ilkokul mezunu YouTuber
Az önce Celal Şengör'ü eğer araştırma yapabilirseniz dedi. Yani Türkiye'deki en zengin kişisel kütüphaneye sahip adama dedi bunu. Eğer araştırma yaparsanız dedi abi. Celal Şengör'e. Karşılık olarak verilmiş cevapları görebilirsiniz. Öyle ki neredeyse meydan okurcasına. Delil mi görmek istiyorsunuz? İşte size onlarca delil. Oh shit, here we go. Öncelikle beni dini bir kişilik olarak görmeyin. Hele ki o taraftan of, bu geliyor. Taraftan şeklinde ayrımları kesinlikle yapmayın. Böyle sığ düşünen insanlar varsa aranızda şunu artık kabul edin. Bilime aşık laik Müslümanlar olabilir. Dinlere saygılı ateistler ya da ateistlere saygılı dindarlar. Birilerini bazı kalıpların içerisine koymayı bırakın ve videoyu da bu kalıpların dışına çıkarak izleyin. Delillere gelecek olursak, bunlar 1400 yıl öncesine kadar uzanıyor ve insanların o dönem asla bilemeyecekleri şeyler. Size sadece 3 örnek vereceğim. Let's go. Örneğin arı ile ilgili bir bilgi. Kur'an'da arıların dişi ve erkek olarak ayrıldığı ve balı dişi arıların yaptığından bahsediliyor. Halbuki insanlık arıların dişi ve erkek olarak ayrıldığını ve hatta sadece dişi arıların bal yapabildiklerini bundan yüzyıllar sonra ancak keşfedebildi. En çok bilinen diğer bir örnek de demirin indirilmesi. Birincisi bu bilgi doğru değil. İkincisi o tarihteki insanların tam olarak neyi bilip bilmediği konusunda bilgimiz yok. Bunun sebebi de şu. Habire yeni bir şey öğreniyoruz. Zaten bence semavi dinlerin zorladığı nokta orası. Çünkü insanlık tarihini semavi dinlerin bakış açısıyla gördüğümüz zaman 5000 taş atlasın 6000 yıllık insanlık tarihi var diyorken daha geçtiğimiz hafta Göbekli Tepe'de onun karşısındaki kazı yerinde 12000 yıllık insan yapımı böyle penisini tutan insan heykeli çıktı. ...12.000 yıllık 31 çekme heykeli çıktı oğlum. Adam 12.000 yıldır 31 çekiyor. Nurullah'ın aradığı şifre. Nurullah'ın aradığı şifre. Eren Erdem... ...istiyorum demiş, getirin bana heykeli demiş. Yani tarihteki insanların... ...ne bildiğiyle... ...teknolojik olarak ne kadar ileri olduğuyla ilgili... doğayla ilgili ne kadar bilgileri olduğuyla ilgili tam oturmuş genel bir bilgiye sahip olduğumuz algısı yanlıştır. Kur'an'da biz insanlar için çeşitli yararlar bulunan demiri indirdik yazmaktadır. İnsan eliyle yapılan şeylerin büyük bir çoğunluğu doğrudan veya dolaylı olarak demirle alakalıdır. Bilim insanları demirin gerçekten de dünyada oluşmadığını, yeryüzünün ilk zamanlarında bir buhar halinde yağmur gibi gökten indiğini tespit etti. İnsanlığın ancak bilim... Ne? Ben yani onca yıl okudum. Demirin buhar hali hiç duymadım yani. Yani çok ilginç bir durumlar içinde buhar ya dünyada gözlenebilir mi? Bilim çağında bileceği buhar demir bir şey yine Kur'an'da yüzyıllar önce yazmaktaydı. Tüm bunlara bir şekilde bahane bulanlar olabilir. Fakat sıradaki söyleyeceğim şey için bu mümkün. Hayır, şimdi öyle anlatıyor ki bunu Kur'an okumamış bir insan ya alamete bak diyebilir de Kur'an'da her şey gökten iniyor arkadaşlar. Yani hani dediği doğru bile olsa Kur'an'da zaten her şey gökten iniyor. Çünkü Kur'an'da gök
tasviri Tanrı'nın bulunduğu yer olarak hayal edildiği için işte biz gökten şunu gönderdik, biz gökten bunu gönderdik diye defaatle geçiyor yani. O hani şeyi değil, anlatabiliyor muyum? Hani sadece demire özgü bir durum değil yani. Mümkün değil. Anne karnındaki üç karanlık evrede yaratılmış. Yine Kur'an'da sizi annelerinizin karnında üç karanlık evrede bir yaratılıştan başka bir yaratılışa geçirerek yarattık yazmaktadır. Gerçekten de insan batın duvarı karanlığı, rahim duvarı karanlığı ve amniyon zarı karanlığı şeklinde üç karanlık evreden geçerek oluşuyor. İki veya dört değil. Tıpkı söylendiği gibi üç karanlık evrede. Bilinmesi imkansız olan bu gerçek, bilimin ışığında son yüzyılda ancak keşfedilebildi. Yüzyıllar önce birinin bunu bilip aktarması imkansızdı. Bu ve bunun gibi daha onlarca farklı delil sunuluyor ve bu deliller gerçekten de insanlar tarafından bilinebilecek şeyler asla değil. Hayal bile edilemezdi. Bu neticede Kur'an'ın insanlar tarafından yazılan uydurma şeyler olmadığını açıkça gösteriyor. Yani sonuç olarak Celal Şengör'ün en ufak bir delil yok demesi tamamıyla gerçek dışı. Mesela Celal Şengör'ün inançsız olmasının başka bir nedeni de Kur'an'daki bazı bilgilerin yanlış olduğunu düşünmesi yüzünden. Örneğin Kur'an'da dağlar ve depremlerle ilgili anlatılanlar. Mesela diyor ki efendim biz dağları, karaları zelzeleden korusun diye yarattık. La tam tersi. Tam tersi. Dağların olduğu yerde müthiş zelzele olur. Peki bu doğru mu? Kur'an'da yerin insanları sarsmaması için oraya dağlar yerleştirdik şeklinde yazıyor. Celal Şengör'ün dediği gibi en çok depremin olduğu yerler dağlar ve çevresidir. Kesinlikle doğru. Fakat Celal Şengör'ün bu noktada büyük bir yanılgısı var. Açıklamama izin verin. Dağlar birbirlerinin üstüne binen, sıkışan kütleler sonucu oluşur ve genel olarak fay hatlarının üzerinde yer alır. Bakın bu Türkiye'de bulunan önemli dağlarımız. Bu da Türkiye'deki fay hatları. Dağlar ve fay hatları neredeyse aynı çizgi üzerinde ilerliyor. Aynı şekilde Himalaya dağları da fay hattının üzerinde yer alır. Sonuç olarak dağlar bulunduğu yerdeki fay hattını adeta mühürlüyor. Kırılan fay hatlarının oluşturduğu depremin şiddetlerini minimuma çekiyor. Yani bir nevi sarsıntıyı sönümlüyor. Eğer fay hatlarının üzerinde dağlar olmasaydı en ufak sarsıntılar inanılmaz boyutlara gelebilirdi. Tabii efendim. Harbiden cahilliğin sınırı yok ya. Vallahi cahilliğin sınırı yok. Yemin ediyorum cahilliğin bir sınırı yok. Bak chatten biri yazdı. 2861 derecede kaynayan bir şey kafana yağmış. Ya şimdi anlayamadıkları şey şu. 2861 derecede kaynayan demirin kafana yağması için 2861 dereceden yüksek bir sıcaklığın içinde kendini bulman lazım. Anlatabiliyor muyum? Çünkü onun aşağısına indiği anda yine faz değiştirmeye başlayacaktır. Buhar halinde göremezsin. Daha doğrusu buhar dediği gaz bu arada, onu söyleyeyim de. Bu mal olduğu için buharla gazın farkını da bilmez bu. Neyse devam ediyorum. Jeoloji profesörü Celal Şengör bu ayeti yanlış yorumlayarak büyük bir yanılgıya düşmüştür. Olabilir. Zamanında Einstein bile... Olabilir. Biz düzelttik. Nigma düzeltti. Birçok yanılgıya düşmüştü. Size... Abi Einstein'ın düştüğü yanılgıyı şey falan zannediyor bunlar. Bunlar oğlum, bunların cahilliği ekstra bir seviye. 1 artı 1. Üç mü azizim bilemiyorum. Böyle bir şey değil yani. Einstein'ın düştüğü yanılgılar, yani adam inanılmaz paradoksların içine giriyor. Matematiksel olarak çok farklı, hani senin, anladın mı, hesabının yakınından bile geçebileceği şeylerin yakınından geçiyor. Ve orada şey diyor ya, hani bunu matematiksel olarak ilerletemeyip belki de değer vererek devam etmem gereken farklı, yani bu malın anlayacağı şekilde anlatmaya çalışıyorum. İlerlemem gereken yerlerde falan diye düşünerek
kuramsal olarak ilerlediğinde tahmin etmen gereken şeyler olduğunda, ki bu delilik bu arada Einstein'ın yaptığı şeyler o dönemde. Yani orada yanılma değil de tahmini tutmadı diyebiliriz. İkisi farklı şeyler. Yani bu Einstein'ın yaptığı matematiği görse dizlerin üstüne çöküp tapınmaya falan başlayabilir. Çünkü oradaki şeyleri bile görmemiş olabilir yani, anlatabiliyor muyum? İlk kez gördüğü matematiksel simgeler falan olabilir yani. Bu ne? Bu ne? Tanrıların yazısı mı falan diyebilir yani. Size nacizane tavsiye. Din hakkında varsayımlar dışında herhangi bir... Kılıçdaroğlu mu yanındaki? Bilgisi olmayan ve bunlara ön yargılı yaklaşan Celal Şengör'den kendi uzmanlığı olan jeoloji hakkında bilgiler öğrenmeniz olacaktır. Din hakkında... İddia ediyorum. Celal Şengör bu ülkedeki inançlı insanların toplamının din hakkında yaptığı araştırma kadar din hakkında araştırma yapmıştır. Bir kere Kur'an-ı Kerim'i Türkçe bütün meallerini okumuştur. İddia ediyorum. La ben okudum ya. Celal Şengör'ün okumamış olma ihtimali yok. Herif makine gibi okuyor. Adam otizm spektrumunda zaten. Asperger sendromlu bu adam. Bu adam ya, okumak yani bu adamın nefes almak gibi bir şey yani Celal Şengör için. Tamam. Sonra başka dillerde okumuştur. Ben başka dilde okudum dediğim zaman benimle taşacak geçiyorsunuz başka dilde okuyunca ne oluyor diye. Başka dilde okuyunca çok şey oluyor kardeşim. Yani senin köylü cahil olman, bu konsepti anlayamamış olman çok şey olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Çünkü senin dilinde mesela cinsiyet yok amına koyayım. Türkçe'de cinsiyet yok. Sen o dediğinde o diyorsun. Anladın? Adam he, she, it diyor. Sen bir nesneden bahsettiğinde o diyorsun. Adam diyor ki o dişi nesne, o erkek nesne, o cinsiyetsiz nesne. Bir kere her şeyden önce bu değişiyor. Anladın? Türkçe'de bazı meallerde bunu nasıl veriyorlar? O parantez içinde işte o kadınlar, o erkekler, adamlar gibi eklentiler oluyor. Onlar ki biz az önce yukarıda bahsetmiştik gibi eklemeler oluyor bazı meallerde. Tefsirlerde daha da açıklamalı oluyor. Ben bu adamın milyonlarca satır tefsir okuduğuna da eminim bu arada. Oxford Üniversitesi'nde bilim felsefesi dersleri veren John Lennox'ın çok güzel bir sözü var. İnsan zekası sonuç itibariyle varlığını ya aklı olmayan bir maddeye ya da bir geri yaratıcıya alsana. Borçludur. Efendim? Geri alsana 5 saniye. Bir şey mi diyeceksin? Yok. Teknoloji hakkında bilgiler öğrenmeniz olacaktır. Oxford Üniversitesi'nde bilim felsefesi dersleri veren John Lennox'ın çok güzel bir sözü var. İnsan zekası sonuç itibariyle varlığını ya aklı olmayan bir maddeye ya da bir yaratıcıya borçludur. Bazı insanların ikinci yerine birinci varsayımı tercih etme sebeplerinin zekaları olduğunu ileri sürmeleri epey gülünç doğrusu. Ulan gelelim sen de siktir git amına koyayım. Daha. Eğer bir yaratıcı varsa onu kim yarattı? Ateistlerin sıkça sorduğu sorulardan biri. Kainatın sonsuzluğu kendi içinde tutarlı, kainatın yaratılmış olması kendi içinde tutarsız. Ne açıdan? Kim yarattı? Diyelim ki X. Değil mi? Hani cevap verdin diyelim. İyi, o yaratanı kim yarattı? Bir defa öncelikle Celal Şengör gibi kendini yetiştirmiş birinin bu soruyu sorması tamamıyla hayal kırıklığı. Sorunun kendisi en başında tezatlık içeriyor. Çünkü yaratıcının yaratılmasından bahsediyor. Bir yaratıcıya onu kim yarattı diye sormak, onu yaratanı da kimin yarattığını sormak şeklinde sonsuza kadar devam eder. Bu durumda asla bir yaratıcı var olamaz. Celal Şengör gibi akıllı birinin bunu düşünemeyecek kadar akılsızca konuşması gerçekten... Ama bu da ayrı bir paradoks. Bu soruyu ben sormuyorum mesela bir deist olarak. Ama bu sorunun yüzyıllardır konuşulan felsefi yanlış konu olduğunu yani. Da düşünmüyorum. Yani çünkü paradoksun kendisi bu zaten. Ha şeyi konusuna da olabilir diyorum bir deist olarak. Yani bizim evrenimizi yaratan bir yaratıcının yaratıcısı da olabilir. Bugün deist Cahomo mu?
Ben her zaman değiştim ki. Ne Fukucuğum, zaman? Ananı sikerim senin. Muhabbete karışıp durma. Amına koydum muhabbet. Aa bak adam doğru söylüyor. Ben ne zaman deist dışında bir şey oldum yarram. Deistin. Sen çok deistin gibi. Sen hayal kırıklığı. İnanmayabilirsin, bu apayrı bir şey. Fakat bu gibi sorularla inançsızlığı desteklemeye çalışmak çocukça. İşte bu gibi yanlış çıkarımlar insanları ateist... Adam gerçekten 1000 yıllık filozofların tartıştığı şey. Ya çocukça sikerim ya böyle şey. İzme sürükleyebiliyor. Ateistlere asıl sorulması gereken çok önemli başka bir soru var. Ölüm sonrasına inanmıyorsunuz ve dünyayla Fukucuğum, birlikte her şeyin... Fukucuğum ananı sikerim senin. Muhabbete karışıp durma. Amına koydum muhabbet. ...sona ereceğini, yokluğa gideceğini düşünüyorsunuz. Peki sizce bu adil mi? Death is just the end. What's the point? What's the point in what? Living. Might as well just kill yourself. So if you're watching a movie and you're really enjoying it... Yeah. ...and someone points out that this will end eventually, do you just go, oh... Forget it then. What's the point? And just turn it off. No, because I can watch it again. Well, I think life is precious because you can't watch it again. One day you'll eat your last meal, smell your last flower, hug your friend for the very last time, treasure the few years you've got because that's all there is. Günün birinde son yemeğini yiyecek, son kez sevdiklerine sarılacak ve bir çiçeği son kez koklayacaksın. Sonra her şey sona erecek, öyle mi? Bu kadar basit mi? Peki evet. Ya... Kendi kendine yemek dahi yemeyenler, bir çiçeği ömürleri boyunca hiç koklayamayanlar, bir kez olsun sarılamayanlar, ya tacize uğrayanlar, bebek yaşta katledilenler, hiç sevgi görmemiş olanlar, zenginlerin yaşadığı dünyada fakir kalanlar, haksızlığa uğrayanlar, açlıktan ölenler, onca suçu işleyip ölümün kendine armağan olacağını düşünen insanlar, tüm bunlar yaşamları sonu erdiğinde yok olur. Ve onlar için hiçbir adalet sağlanmayacak, öyle mi? Nihayetinde bir ceza ya da ödül olmadıktan sonra tüm bunların ne anlamı var ki? Tam da ceza olması için ortada bir suç olması lazım. Yani mesela kuzenle kuzen evleniyor, ortaya SMA'lı bir çocuk doğuyor ve çocuk acı çekerek bilmem 5 yaşında 6 yaşında ölüyor. Şimdi bu çocuğun suçu ne? Ya bu cezayı niye çekti yani? Dünyaya neden geldik? Büyük patlama. Galaksilerin oluşumu. Güneş, ay ve diğerlerinin oluşumu. Güneş, ay ve diğerler. Ardından dünya ve içindeki yaşam. Dağlar, bitkiler ve canlılar. Atmosferin tüm bu canlılara göre ayarlanması, binlerce çeşit yiyecek ve sonra insan dünyaya geliyor. 80-90 sene yaşayıp yok olması için mi? Amacımız evet. Ne? Yokluktan geldiysek eğer neden var olduk? Ya da var olduysak neden tekrar yok olalım? Peki tüm bu gösteriş neden? Ne gösterişi ya? Hayvanlardaki o inanılmaz işçilik. Bir kelebeğin haberi yokken kanadında oluşan bu kamuflajı düşünen de kim? İnsanın kendi... Evrim... Kendisi bile bu kadar karmaşık bir yapıdayken bunca zahmet neden? Madem herkes ne yok zahmeti olacak, ya? Her şey neden çok daha basit değil? İşte ben tüm bunlara nasıl bakınca ya? Muazzam bir hazırlık görüyorum. Evrendeki inanılmaz ne? Yaratılışı ve uyumu. Yaratıcının kendi... Ne uyumu amına koyayım, evrenin anası sikiliyor ya! Ay evrenin en önemli özelliği uyumunun olmaması ya! Entropi diye bir şey var. Entropi, düzensizlik sayısı. Evren düzensizliğe gitmek zorundadır. Gidiyor. Ne anlatıyorsun amına koyayım ya? Ay kendimi sikeceğim. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Meziyetlerinin ve daha neler yapabileceğinin birer yanılsamalarını, yaşam sonrası her insan için kesinlikle adaletin sağlanması gerektiğini ve nihayetinde bir yaratıcının kesinlikle var olduğunu. İşte bu noktada yaratıcıyı kabul eden ama bu sefer yarattığı şeylerde kusur olduğunu iddia edenler de var. Şimdi kusursuz değil mi her şey abi? Lan ne kusursuzu? Ya zürafa diye bir hayvan var mesela. Onda bir tane damar var. Şuradan şuraya gidecek damar ya. Başka hiçbir şeyi beslemiyor. Rabbim öyle yaratmış ki gidiyor ta kafasına kadar, boynun en başına. Oradan bir tur atıyor, dönüyor ta aşağı kadar iniyor. Hani
gibi bir damar yani. O kadar salak ki. Richard Dawkins'in sözüm ona zürafada keşfettiği kusur. Ya bunu Richard Dawkins keşfetmedi. Abi bu keşfedildiğinde Richard Dawkins doğmamıştı bile. Ah, canım yanıyor. Yalnız Dawkins Tanrı'yı kim yarattı? Madem bu, kim bu düzeni yaptı, sanatçı yok mu falan derken 2000'leri geri ışınlandım amına. Gerçekten 2000'leri, pilot kalemi çıkaracağım şimdi cebimden. 2000'leri geri ışınlandım, nostalji hissettim ya. There are imperfections. And the imperfections are very revealing because they're exactly the kind of imperfections you'd expect from the accidents of history if there were no designer. There's a nerve called the recurrent laryngeal, obviously a ridiculous detour. No engineer would ever make a mistake like that. Bunun olmasının sebebini tesadüfler sonucu oluşmasına bağlıyor. Boyundaki bir damarın yalnızca 5 santimetrelik bir yol gitmesi gerekirken çok daha uzun bir yol kat etmesi onlara göre bir tasarım hatası. Bu Nat Geo'da yayınlanan bir belgesel ve yaklaşık 10 sene öncesine ait. Günümüzde bunun tamamen yanlış olduğu ortaya çıktı. Zürafadaki bu damar, vagus sinirinden kısa yoldan çıkmak yerine göğüs kafesine kadar iner ve sağ arterin altından geçerek dallanır ve tekrar yukarı doğru çıkarak krikotiroid kıkırdaktan gırtlağa girer. İşte bu aslında ters yönde akan kan damarlarının basıncını azaltıyor, yani basınç kaynaklı kanamaları, felçleri önlüyor. Üstelik zürafa gibi uzun boyunlu hayvanlarda bu risk çok daha fazlayken, yani eğer bu damar kısa yoldan geçecek şekilde var olsaydı, bu zürafaların hiç istemeyeceği sonuçlar doğururdu. Tasarım hatası dedikleri şey, mükemmel bir mühendislik ürünü. Dawkins'e bir noktada teşekkür etmek bile gerekiyor çünkü çoğu insan bu mükemmel detayı bilmiyordu ve şimdi öğrenmiş oldu. Ayrıca... Abi Dawkins bulmadı bunu, bu bir. İkincisi... Böyle olmasının sebebi çok açık bir şekilde belli. Bu bir doğal seçilim arkadaşlar. Yani zürafaların boynunun uzun olmasının sebebi bu. Yani belirli bir noktada bunun ataları, tamam mı, diyor ki kardeşim diyor, biz diyor yerdeki otları yemeye yetişemiyoruz amına koyayım. Yüksekte de otlar var, onu yiyelim diyor, tamam mı? Başlıyorlar bu amcıklar yüksekteki otları yemeye. Bu sefer yüksekteki otları yiyen bir sürü halinde oldukları için, alçaktaki otları yiyenler yemek bulamadığı için onlar ölmeye başlıyor. Onlar ölmeye başlıyor. Bu sefer yüksek boyunlu olan arkadaşlar çiftleşmeye devam ettiği için, yüksek boyunlu arkadaşlar çiftleşe zürafalar oluşturuyorlar. Yani bu böyle hani dünden bugüne olan bir şey değil. Bu bir. İkincisi, yani sırf kalp krizi riskini falan düşürüyor diye öyle bir detour yapmaz ya. Çünkü o kanın pompalanması için kalbin neler yaşadığını biliyor musun sen? Kan basıncı nasıl hesaplanır biliyor musun sen? Maymuna benziyorum abi işte, ne yapayım ya? Ya o hani 8'e 16 falan dediğimiz kan basıncı var ya. Miligram civa üstünden hesaplanır o. Sen manyak mısın amına koyayım? Yani bu kadar kolay anlatılamaz böyle şeyler. Kanıtlandı dediğin şeye, makaleye de ben bakacağım. Kesin kesin safsata bir makale çıkacak altından. Kaynağa bakmayı çok istiyorum. Bakacağım o kaynağa sonrasında. Kimin yazdığı önemli. Ne kadar ciddi alındığı önemli. Wiki'den mi aldım, ne yaptım bilmiyorum. Ona bakacağım. Oradan ilerleyeceğiz. Hayatı yanılgılarla dolu olan bir biyoloğu izleyip hiçbir araştırma... Times diyor. Arkadaşlar bilim dünyasında Times diye bir yer yoktur. Onu haberiniz olsun yani. Times namına koyayım. Yani bilim dünyasında New York Times'ın yeri o ne diyordan farksızdır ha. Öyle bir şey yok yani. New York Times kimde makale yayınlıyor amına koyayım. Yarrağımı yayınlasın New York Times. Araştırma yapmadan bunu kesin doğruymuş gibi aktaran kişiler eğer hayatlarındaki önemli kararları da bu şekilde veriyorsa onlar adına üzüldüm doğrusu. Peşinden gittiğiniz ya da takip ettiğiniz kişi bir noktada sizin geleceğinize dokunur. Tam 4 dil bilen matematik profesörü ve aynı zamanda Oxford Üniversitesi bilim felsefesi hocası olan John Lennox'ın Aramızda Kalsın Tanrı Var isimli kitabını size tavsiye ederim. Orada çok güzel bir söz var. 16. yüzyılda bazı cahil insanlar bilimsel gelişmelerin Tanrı'ya olan inancı zayıflattığını düşünüp bu gelişmelere karşı çıkmıştır.
Bugün ise aynı insanlar Tanrı'ya olan inancın bilimsel gelişmeler sonrası gereksiz olduğunu düşünerek yaratıcıya karşı çıkıyorlar. Bu ikisi ne ikonik bir durum. Let's go. Bakalım arkadaşlar. Science the Giraffe Problem. Kim yazmış? Şimdi bir kere böyle bir makale olmaz arkadaşlar. Bu makalenin araştırması nerede? İki sayfalık makaleyle mi çözmüşler? Nerede bunun şeyi abi? Eksperimentali. Ben hayatımda böyle bir paper görmedim. Et al kim abi? Kim bu araştırmayı yapan? Ne bu? 1955'te... Bir dakika. Videoda diyor ki... Videoda diyor ki... Bu damarı Dawkins keşfetmiş. Oğlum bu çocuk o kadar mal ki... Attığı... Kaynağı bile okumamış. Dawkins keşfetmiş. Adamın iddiasına göre... Bu... Zürafadaki... Damarı. Dawkins'in keşfettiğinin şeyi, iddia ettiği şeyi 55'te çürütmüşler. Yani şunu makale diye bir yere götürürseniz sizin götünüzü sikerler ha. Türkiye'deki üniversitelerde bile sikerler bu arada. Amına kodumun meslek lisesi mezunu, çöl kaçkını orospu çocuğu bu ne? Giraffes fascinate psychologists as well as children at zoos too. Most interesting when a full-grown giraffe changes from 19th fancy short times. In the South African medical journal, such as the South part of speed in the hard race. Okay. Kim bu abi? Evet, gerçek. Abi gerçekten bilim dünyasında 1955'ten beri duran bir şey bu. Ve toplam aldığı atıf 151 mi? Abi adam kendisi demiş sonunda. Yani bu giraf probleminin, bu zürafa probleminin daha ucuna giriş yaptık demiş. Kendi araştırmasının sonunda. Bu pezevenk öyle bir anlatıyor ki sanki bütün olayı çözdü ve yok etti. Üff, abi pilot kalem ya. Yarın Varşova'ya gidiyorum. Okulumun ilk günü diyecek bir şeyin var mı? Uçakla git.